Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ziyaret ettiği Adıyaman'da istişarelerde bulundu. İlk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, burada imzaladığı şeref defterinin ardından Vali Osman Varol'la bir araya geldi. Açılış konuşmalar yapmak üzere. Vali Varol'la yapılan görüşmelerin ardından Bakan Yusuf Tekin, Peri Uygulama Oteli'ne geçerek burada toplantı Türkiye düzenledi. ile ilgili şöyle bir kere Türkiye'de Milletvekili Hüseyin Özhan, Resul Kurt, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, kurum müdürleri, STK temsilcileri, parti üyeleri ve çok sayıda kişinin katıldığı toplantıda Başkan Bülent Kablan, Adıyaman'da yapılan çalışmalar ve yatırımlardan bahsetti. Daha sonra konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise eski Türkiye'deki yaşam koşullarıyla AK Parti dönemindeki yaşam koşullarından bahsederek büyük bir çığır açtıklarını vurguladı. bir kere önce 2002 öncesi Türkiye ile ilgili şöyle bir kere Türkiye'de güvenlik ve terör anlamında ciddi bir sıkıntı vardı. Yılda her yıl yıl içerisinde siyasi terör diyebileceğimiz çok sayıda kayıplarımız olurdu. Günlerce konuştuğumuz kayıplarımız. Kah emekli bir asker, kah bir siyasetçi, kah bir entelektüel. Ama 1990 ile 2000 arasında hemen hemen her yıl bunların örneklerini söyleyebiliriz, konuşabiliriz. Ama böyle bir güvensiz bir Türkiye'de AK Parti iktidar oldu. İkincisi, AK Parti'nin iktidar olduğu dönemde öncesindeki 10 yıl içerisinde Türkiye'de demokratik siyasetin sıkıntı yaşadığı bir dönemdi. Rahmetli Özal'ın ölümü ya da öldürülmesi, akabinde Türkiye'de Özal'ın partisine yönelik yapılanlar, ardından 95 seçimleri, yani biz vatandaş olarak sandığa gittik, oy verdik, bir siyasi partiyi birinci yaptık. Ama o siyasi partiye iktidar kurma görevi, hükümeti kurma görevi verilmedi. Sonra bir hükümet kuruldu. Anayasa Mahkemesi yetkisi olmadığı halde hükümete ilişkin güven oylamasını iptal etti. Sonra bir başka hükümet kuruldu. Sonra yine hiç yetkisi olmayan insanlar 28 Şubat günü MGK toplantısından sonra bir açıklama yaptılar. Hükümetin görevden ayrılması gerektiğini söylediler. Şimdi bütün bunları anlatırken o zaman seçimlerin ve demokrasinin ne anlamı var? Niye bizi sandığa götürüyorsunuz? Bize niye tercihimizi soruyorsunuz? Bizim fikrimizin, kanaatimizin hiç önemli olmadığı bir Türkiye'de yaşıyorduk. Ve sizin Anadolu insanının oy verdiği siyasi partiler kapatılırken, oy verdiği siyasi partiler alay konusu, dalga konusu olurken, sizi verdiğiniz oy nedeniyle göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı ve benzeri ifadelerle millete, topluma hakaret edildiği bir Türkiye'yi yaşıyorduk. Türkiye'de 20 yılda başkanımız sadece Adıyaman için söyledi. 20 yılda yapılan fiziki yatırımların ötesinde AK Parti başka bir şeyi değiştirdi. Türkiye'de demokrasiyi, insan haklarını ve hukuk devletini konsolide etti. İhalesi yapılanlar, yapımı tamamlananlarla beraber, ki bunların tamamı önümüzdeki Eylül ayında tamamı bitmiş olacak.